Fire Emperor'lı takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Kahve demleme şampiyonası bölüm 2'de. Kernel'in ikinci ortağı Mustafa ileyiz. Bize kendini tanıt istersen, sonra tanışalım. İsmim Mustafa, soyadım Aydın. 8. yılımın içerisindeyim kahve sektöründe. Bugün oldu. Yani hizmet sektöründe diyelim genel olarak. Kahve dışında Mustafa kimdir? Bize birazcık bahsetsene. Neler yapar? Yemek yapmayı çok severim. Çocukluğumdan beri mutfakla çok işli dışlıyımdır. Geçen haftaki nispet fotoğraflarında bunu ben de öğrendim. Evet. Onun dışında kamp çok severim. Doğa içi olmayı çok severim. Her zaman bir el işine karşı bir merakım vardır. Marangozluk olsun. Mesela. Onu da maalesef de tecrübe ettim ama açmayalım. Yani yaptığın hatalara karşı çok zaten şeyim. Neyse. El işçiliğine karşı çok merakım vardı. En büyük hayallerimden biri de ileride bıçak dövmek. Çok ilginç, keyifli hobilerin var. Peki şimdi kahve yolculuğun nasıl başladı? Nasıl girdin? Kahve yolculuğu şöyle. Lise 3. Geçen sene yani. Kendisi 60 yaşında olduğu için. Neyse, başlamayacağım burada. Kendimi tutacağım. Lise 3 yıllarında bir rahatsızlığım olmuştu. Aslında o döneme kadar çok aktif bir çocuktum ben. Basketçiydim eskiden. Yani belli oluyor yani. Biraz. Ve daha sonra bir doktor kafein alman lazım dedi. O çünkü mutsuzdum bu durumdan dolayı ve kafeini araştırmaya başlamıştım. Merak etmem bu insanın vücuduna nasıl bir etki sağlıyor diye. Ama hiçbir zaman bir hareket almadım, merak etmedim. Tek bildiğim şey Arabica Robusta. O dönem işte Starbucks'tan filtre kahve nereye içiyordum. Bu da kesersin ama. Tabii. Hazırlık döneminde her zaman gittiğim bir kafe vardı bir gün. Camda bizimle çalışmak ister misiniz yazıyordu. Ben de böyle boş buldum, canım sıkılıyordu. Üniversite hazırlıktı. Gideyim bari dedim ve garson olarak işe başladım. Orada 1,5 sene falan çalıştım. Çay veriyordum. Çay, kola çünkü veriyordum. Daha uygun çay. Evet. Daha sonra 1,5 yıldan sonra başka bir yere geçiş yaptım. Orada daha çok kahveyle işi dışıydım. Kahveyi araştırıyordum, merak ediyordum, öğrenmeye çalışıyordum. Tabii bu dönemlerde ben üniversiteyi çok boşladım. Kahveyi öğreneyim, insanlarla tanışayım. Ama hoş, çok da tanışamadım insanlarla. O konuda biraz sıkıntılarım var. Bir yıl bir ara verdim okulumu bitirmekle alakalı. Tekrar başladım ve en son yarışmalara girmek istedim. 2017'de falan katılmayı düşünüyordum. Tamam. Ondan sonra neyse katılmadım ben. Daha sonra en sonu canım atak etti. Şimdi şey hocam sende demans vardı ama bir yaşlılık, hafızada sıkıntı var. Gel dedin, geldik bir de tutturdu, abone oldu ya. Mustafa, gene abone olmamışsın. Hani geldik, ne oldu? Oldun mu? Oldum. Katılacağım dedim, katılmak istiyorum dedim ve... Bu arada ama baristalığa devam ediyorsun. Evet, devam ediyor, aynen. O bir ara bitti, bir yıllık ara bitti, ben okulumu bitirdim. Sonunda ben Aslı Yaman'la tanıştım. Yarışma katılmak kesinlikle istiyordum. Bilmeyenler için çok özetle Aslı Yaman. Aslı Yaman şu anki SCA başkanı şu an. Kendisi dünya kahve üçüncüsü. Türkiye'deki en büyük başarı. Kim McAfee'nin kurucu ortağı ve benim hocam. Ve SCA sertifikalı da. Eğitmenli. Yani SCA sertifikalı eğitmen ve kavurmacı. Kendisiyle konuştum. Ben fikirlerimi söyledim, katılmak istiyorum diye ve kendisi bana bu yolda eşlik etti. 2018 sonlarındayız ve ben artık Kapıkuşu'ya transfer oluyorum. Ahmet'le, o güzel ortamla. Geçen bölüm. Mustafa. Kahveyi Mustafa. Unuttuk. Mustafa abone ol diyeceksin bak. Güzel ortamla tanışma hikayem de orada başlıyor ve Kapıkuşu'ya başlıyoruz. İkimiz de head baristalık görevi yapmaya başladık. Orada da çok yakınlaştık. Yarışmalara hazırlanıyordum. Ben Aslı Yaman'la birlikte hazırlanıyordum. Benim koçluğumu yapmıştı ve 5 yıl ya da 4 yıllık bir dönemi ben bir yılda daha fazlasını yaptım. Mentorla çalışmak. Aynen. Mentor çalışmaktan da ziyade bir de yarışmaya hazırlanmak bambaşka bir olay. Yani daha çok kimyasına iniyorsun, daha özeniyorsun. Bir sürü farklı detaylar öğrendim ben o dönem. Ama hiçbir şey geçmemiş Mustafa'ya. Çünkü ben bir şey öğret dediğim zaman ya yanlış yapıyorsundan öteye hiçbir eğitim alamadım yani kendisinden. Parasını verirsen alırsın. Biz yarışma hazırlıklarına başladık. Ahmet'le de çok güzel bir hazırlığa başladık. Şimdi şeye geçelim. Ahmet'in elenip Mustafa'nın üçüncü olduğu, elenip değil, diskalifiye oldu. Diskalifiye oldu abi. Ya böyle bir şey olmaz. Mustafa'nın üçüncü olduğu yarışmada orayı anlatıyordun bize zaten. Hı-hı. Tam çiftlikten de bahsedecektin şimdi ama ben şeyi de gördüğümü hatırlıyorum. Senin direkt çiftlik sahibi çekilmiş fotoğraflarını gördün mü ben başka bir yerde miydim? Yalan söylüyorsun abi. Benim çiftlikte, ben çiftliğe çiftlik gitmedim. Değil, ama... Benim kendi yarışma çekirdeğim olan Vegida, Etiyopya Vegida'nın çiftçileri, yani sahipleri bana video atmıştı. Bana şans demek açısından. Good luck Mustafa falan diyorlar. Çok mutlu olmuştum öyle bir şey gelince. Numune kahveni Güney Kore'den Aslı getirdi. Kısaca detayını, çünkü dediğim gibi bu hazırlık videosunda detaylı ineceğiz. Nasıl bir hazırlık süreci geçirdin? Yarışma nasıl geçti? Ben 2019'daki yarışmaya 6 ay hazırlandım. Şimdi ilk başta mesela su döküşüyle başladık. Yani kettle'ın buradaki etkisi çok büyük. Bir kettle kullandım, debisi çok yüksek. Bir nil kullanıyorum, bana göre çok düşük debili. Önemli olan burada aslında kendini rahat hissettiğin ekipmanları da kullanmak. Kaliteyle katılmamı Aslı Yaman çok istemişti yarışmaya girerken. Ama ben kaliteyle
kendimi rahat hissetmiyorum. Kahven belliydi değil mi bu süreçte? Değildi, hala belli değil. Ha, tamam, ben sen sadece ekipmanı kendi rahatlamış. Aynen, sıfırdan. Başta sıfırdan başladım. Tabii ki de kahveye göre ekipman da değişebilirdi ama benim hep istediğim şey her gün kullandığım, kendimi rahat hissedebileceğim bir şeydi. Çünkü sonuç olarak yarışmamızın amacı ne? 3 tane jürimiz var ve biz bunlara bir şey vermeye çalışıyoruz. Coffee shop deneyimi ve benim coffee shop'ta nasıl olmam gerekiyor? Tamamen rahat olmam gerekiyor. V6 ile katıldım. Düz geleneksel V6. Aynen, geleneksel V6 kullandım. Çünkü benim her gün kullandığım şey bu. Kendi evimde de bunu yapıyorum. Biraz çıtırtı duyarsanız yağmur başladı. Biliyorsunuz aksilik olmadan bir video olmaz bizde. Kahve ne zaman devreydi? Kahveye ne kadar süre aradı? Kahvede şöyle oldu. Ahmet geldi. Devam. Böldüm videoyu. Böldüm videoyu. Abi gitsene ya. Bu saçın hali ne? Çık dışarı ya. Dün gelecektim, ne güzel. Ya sus be. Aslıman en son Etiyopya'ya gitti kendi işi için. Daha sonra orada benim için de tarlaları gezdi ve kendi için aslında Vegida isimli kahveyi de bulmuştum. Ahmet'in kontağı network sayesinde William'la tanışmış oldum. Ikabası'nda bu kahveye kavurmaya başladı, denemeye başladık. Çok kısa bir bilgi gireyim. William dediğimiz, William Roastery, Ikawa dediğimizde küçük tek bardaklık, iki bardaklık kavurmalar yapabileceğiniz bir alet. 50 gram. Böyle, 50 tek gram bardaklık demeyelim yani. Aslında sample kavurucusu. Sample, aynen. İnsanların evde rahatça kavurabilmesi için ya da çok pahalı kahveleri. Durup böyle 5 kiloluk bir kazan kahve kavurmanıza gerek kalmadan. Aynen öyle. Kahveyi böyle işte William'la birlikte, Ahmet'le birlikte dial'in olmanız ne kadar sürdü? 1,5 ay falan sürdü ve içerisinde kan ve gözyaşı çok vardı orada. Çok sertti orası yani. Ya çünkü Yosef'i şimdi içiyoruz. Okey, çok güzeldi ilk geldiğinde bu kahve ama bir türlü bunu çıkaramıyoruz. Çıkaramadığımız için de artık ister istemez yarışma dönemi yaklaştı ve benim de sinirlerim bozulmaya başladı. Artık ya benim şeyim, otokontrolüm de gitti yani. Aslı Yaman dedi ki ya Vegida'yı deneyelim dedi. Ve Vegida'dan da çok az var ama elimizde. Yani ne kadar? Vegida'dan 4 kilo var. Tamam dedik, deneyelim. Denedik ve ben tamam dedim. Bununla katılıyorum kesinlikle. Vegida'yla katılıyorum. Vegida'yla katıldık. Çok güzel bir hazırlık dönem oldu. Yine kan ve gözyaşı çok oldu. Son dakika yarışma çekirdeğim değişti. Aslında benim o dönemde. Ne kadar kalmıştı? Ne kadar? Son bir aydan bir tık az. Yani bir ay diyelim. Toplam bir ay diyelim. Ve bir ay kala yarışma çekirdeğin değişiyor. Tekrar adapte olman gerekiyor. İstersen sinirlerim de bozuluyor. Yani o dönem bayağı enteresan bir dönemdi benim için. Ama çok eğlendim. Yarışma süreci de çok güzel geçti. Çok güzel, çok eğlendim. Üçüncülük nasıl hissettirdi seni? Üçüncülük açıkçası çok şok oldum. Bekle. Ahmet Bey. Susar mısın? Yani... Biraz sessiz. Saygı. Seni çektik. Bırak biraz da ortağın parlasın. Nasıl hissettiğini şöyle anlatayım. Ciddi bir duygu boşalması yaşadım için. Ben dışarı bunu çok gösteremedim ama. Çünkü 6 aylık bir süreç var. İçerisinde inişli çıkışlı, sert duygu değişimlerinin olduğu bir dönem vardı ve... Kardeş, sana çekirdek alayım mı karşıdan? He? Pembe gibi çitlersin. Kardeşim, çekirdek bizim değil mi? Ben çocukluğumdan beri takım sporlarıyla büyümüş bir insanım. Takım sporları büyüdüğü için kendimi orada bireysel karşılaşmaya çıkmış gibi hissettiğimde bayağı gergindim. Hatta ilk roundda çok hata yaptım. Bunu ilerleyen videolarımızda konuşuruz. Biraz komik şeylerimi anlatırım. Tamam. Daha sonra şey aklıma geldi. Bunun için çok emek veren insan vardı benim arkamda aslında. Ahmet vardı, William vardı, Aslı Yaman vardı, arkadaşlarım vardı. Daha sonra şunu aldım. Aslında bir takım işiydi bu yine. Yani ben bireysel bir şey kazanmadım. Ben o dönem takımla birlikte kazandım. Ve bunu böyle düşününce çok daha rahatladım. Final anında çok daha rahat çıktım. Takımca yaptık biz bunu dedim ve o üçüncülüğü hissettiğimde çok mutlu oldum. Herkesin emeğinin karşılığını verebildiğimi hissettim. Tabii gönül isterdi ki ikinci olalım, birinci olalım ama tabii ki de ilk seneki yarışma için bence üçüncülük çok muhteşem bir... İlk yarışmamdı. İlk yarışmamdı ve üçüncülük beni çok... İddialı mısın bu sene? İddialıyım. İddialısın. Hadi İddialı bakalım. Olacağımı umuyorum. Bir Kenner macerasına başladı. Kenner macerası şöyle. Ahmet'in bahsettiği ortağımız Gökhan. Benim çocukluk arkadaşım. Ben Gökhan'la 6 yıldır kafe planlıyorduk biz. Her zaman aklımızda bir kafe vardı Gökhan'la. Kafe istiyordu, kahvecilik. Her yıl biz aslında bir otururuz, bir maliyet planı. Biraz benim de yüzümden. Buradan Gökhan'a selamlar. Neyse, onun sayesinde de bu işe girdik artık yani. En son kızdı bana. Neyse, daha sonra pandemi oldu ve çok zarar gördü kafe sektörü, hizmet sektörü genel olarak. Ve insanlar artık dışarıdaki kahve içmeyip evinde daha güzel kahveler yapabildiğinin de farkındalar. Dedik ki bu işe girelim. Kavuralım dedik yani. Biraz benim bir aptal cesareti çünkü aman bir bilgim yok benim. Teorik olarak biliyorum. İşletme anlamında mı konuşuyorsun, kavurma için? Kavurma. Teorik olarak biliyorum ama
kavurma anlamında pratiğim çok yok. Sana şirkette müdür diyorlar zaten. Galiba çok kavurmuyorsun. Ben mi? Beni çok görmüyorlar zaten insanlar videolarda. Şöyle zaten Ahmet bizim başkan burcumuz. Ahmet'in tecrübesi ve bilgisi kat kat iyi bizden ve biz onu dinliyoruz. Bir gün Ahmet'le oturuyorduk. Kendisi bana şey dedi. Ben böyle böyle bir iş yapmak istiyorum. Ortam olalım mı tarzı. Böyle ortak olmak ister misin benimle falan da yaptı. Ben dedim istemem. Daha sonra ben bir gün böyle otururken düşünmeye başladım. Aslında 3 kişi daha rahattı. Çünkü bizim yapmak istediğimiz bir sürü iş var. Biz kernel olarak hani eğitimde veriyoruz, danışmanlıkta veriyoruz. Ben daha çok vergi araştırırım. Kahve zaten işimiz ve kafe de açmak istiyoruz yanında. Bunu 2 kişi yapamazdık. Bu çok ütopik bir hayaldi bizim için. Ama ve Ahmet'in bilgi birikimi çok güvendiğim bir bu kahve işinde. Ahmet'e ilk defa iltifat ederdim. Evet, izlemesi olmuyor mu? Gökhan'a da bu durumu açıkladım. Gökhan da tabii dedi. Yani olur. Ve daha sonra Gökhan da okey deyince bir anda bizim hikayemiz başladı kendine olarak. İki ortamdan da iyi ki diyorum, iyi ki de onlarla ortak olmuşum. Bir daha hiçbirinizi övmeyeceğim, emin olun. Yani buralarda övdüm, daha da yok. Son böyle bugünü kapatmadan bir genel bir sorun var. Bu sefer seninle ilgili değil de şimdi yine bir demleme şampiyonasına hazırlanıyorsun dediğimiz gibi. Sence bu şampiyonaların sektöre, insanlara, tüketiciye bir faydası, yansıması var mı? Nedir bunlar varsa? Önemli mi bu yarışmalar? Yararı fazlasıyla var. Bir kere şöyle düşün. Hobin olan bir şey yapıyorsan, eğer gerçekten severek ve isteyerek yapıyorsan, böyle bir alanda kendini bir challenge'a sokmak. Ben üçüncü oldum. Bırakabilirdim ya da birinci olanlar bir daha katılıyorlar. Çünkü aslında yetmiyor. Ve her seferinde yeni şeyler öğreniyorsun. Aslında üzerine katıyorsun. Çünkü o heyecan bambaşka bir şey. Beni aslında bu işin içine tutabilen şey o. Bu bireysel katkısı. Bu bireysel katkısı benim açımdan. Sektör olarak bence katkısı kesinlikle oluyor. Yani sonuç olarak çoğu barista katılacak olan kişiler de aslında barın arkasında kendince bir şeyler deniyorlar. Hani imkanları dahillerinde. Çünkü çalışma ortamları yoğun, yani çalışma saatleri yoğun, yoruluyor insanlar. Ama yarışmaya katılacağı zaman başka bir bakış açısıyla çalışıyorlar. Daha iyisini arayış, her zaman arayış. Aslında sınırlar yok. Çünkü kafede çalışan bir barışın sınırları çok var. Arka planda da çok güzel bir ortam oluyor. Yani orada insanlar birbiriyle kaynaşıyor. Sen daha çok o zaman benim senin yorumunda anladığım kişilerin bireysel gelişimi, kendi yeteneklerini ve bilgilerini geliştirme anlamında çok faydalı. Aynen, biraz daha bireysel bir fayda aslında. Güzel Mustafa, benim aklımda bugün sormak istediklerim, soru atlamadıysam bunlar. Senin eklemek istediğin, benim sormadığım bir şey var mı? Halim aklımı sormadım. Doğru. Çok merak etmiyorum. Oradan sormadım. Atladığımız bir şey. Onlar dışında bence atladığımız bir şey yok. Fazla bile konuştuğumu düşünüyorum. Sever. Sever. Beni susturup konuşmayı sever. Süper. Abi, bilgisi olmayan adam konuşmasın. Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Bugün ilk röportajımızı yaptık. Böyle bir adam işte o da. Normalde daha enerjik de biraz heyecanlandı. Teşekkür ediyoruz Mustafa bugünkü paylaştığın şeyler için. İlerleyen videolarda görüşeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hi guys bro. Yeah. Abone, like, paylaşım. Mustafa inşallah paylaşacak. Ahmet paylaşmadı ama. Teşekkür ediyoruz. Bye bye. Görüşmek üzere. 32 dakika konuşmuşsun Mustafa. Abi ben konuşurum. Nasıl heyecanlandı?